mesela başka neler varmış? Onları görelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Bu segah mıydı? Bu segah örnek. Segah. Segah, isterseniz onu seslendireyim. Bu segah hangi vakitlerde okunur? Akşam. Bu akşam. Ha. Tamam, çünkü bu artık sakinleş gibi geliyor böyle insana duygu olarak, değil mi? Rast. Rast. Rast söylemedik. Evet, rastı günümüzde genelde ikindi vakti okunuyor. Bazı camilerde yasıyla Hicaz'da rast yer değiştiriyor. Daha çok ikindi vakti rast, yassı Hicaz okunuyor ama olması gereken, bizim kanaatimiz daha doğru olan ikindi Hicaz, yassı rast olması gerekir. Nasıl rast? Rast, kelime olarak doğruluk perdesi demek. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Böyle. Bu da bana ne hissi verdi biliyor musunuz hocam? Böyle hani her şey yolunda. Hani kader planı çerçevesinde. Ay sen şey yap, teslim ol. Her şey yolunda. İç huzurunu korumaya gayret et. Tamam mı? Elinden geleni yap. Gibi geldi evet, bana. Evet, akşam vakti elveda vakti derler. İnsan ömrünü sembolize etmesi açısından. O zaman benim yorumum hiç uymadı buna. Yok, uydu o mu? Değil. Yani bir insan, iyi bir insan, hayatı iyi yaşamış, dürüst, Allah'ını tanımış, insanı kamil olma yolunda gayret göstermiş birisi için söyledikleriniz doğrudur. Ya yani şey der gibi böyle bu makam, hani çok da böyle kurcalama, çok da şey hani nasıl diyeyim, nefsinin peşinden de çok gitme. Onun gibi teslimiyet, geldi. Teslimiyet, teslim evet, olmak. Güzel. Emin ol. Emin ol. Onun gibi. Onun gibi geldi. Güzel. Bu arada İbn Sina'nın da mesela ona, oradan da almışsınız. Hastaların iyileştirilmesinde, akli ruhi dengelerin artırılmasında onlara musiki dinletmenin en etkili yollardan biri olduğunu tabii ki savunan bir hekim. Dolayısıyla da bu ahenkli, sanatlı bir şekilde oluşturulmuş seslerin, yani bu makamların, ezanın bu şekilde okunmasının da sağlık açısından yönünü de vurgulamış oluyoruz. Peki bizim özellikle şimdi okumamız gereken ama unuttuğumuz bir makam var mı? Bu mesela İsfahan diyor güneş batarken. Hiç İsfahan okunuyor mu bizde? Hayır. Yok. Hayır. İsfahan makamı daha çok... İsfahan'ı da ne severim. Evet. Şu anda günümüzde o makamda şey yok. Ezan okunmuyor bizde. Yok. Peki mesela şey olabiliyor mu? Siz caminin din görevlisi olarak orada canlı mı okuyorsunuz yoksa merkezden mi geliyor? Şimdi şöyle bir durum var. İstanbul'da şu anda bazı yerlerde merkezi sistem var. Hı. Bu geçmişte bir ihtiyaca binaen konulmuş. Benim de camimde şu anda merkezi sistemden okunuyor. Bir boğazımda rahatsızlık vardı. Ama ben sizin sanki canlı okuduğunuzu hatırlıyorum Bebek'te. Tabii bazen okuyorum salyaları falan. Ha. Nadiren.